Bizim için sevindirici olay herhangi bir can kaybı olmamasıdır. 10.30 itibariyle bütün ekiplerimiz geldi, müdahale etti. Gerekli detaylı açıklamaları Sayın Belediye Başkanımız da yapacaklar. Buyurun. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Evet. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepimize geçmiş olsun. Sayın Kaymakamımızın da söylediği gibi Zeytinburnu'nda Sümer mahallemizde bir bina bugün saat 10.32'de yıkıldı. İçeride oturan hemşehrilerimizden aldığımız bilgiye göre gece saat 11'de bir binada bir çatırtının meydana gelmesi üzerine bina hemşehrilerimiz tarafından geceden boşaltılmıştı. Allah'a sonsuz şükürler içindeyiz. Herhangi bir can kaybımızın olmaması bizim için büyük bir şans. Görüldüğü üzere devletin bütün birimleri, kaymakamlığımız, il çevre ve şehircilik müdürlüğümüz, il AFAD'dan sorumlu vali yardımcımız ve AFAD, ilçe afet arama kurtarma ekiplerimiz buradayız. Devletin bütün birimleri buradadır. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Yıkılan binanın etrafındaki 4 binadaki 33 daire şu anda nüfustan tahliye edilmiş bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ekipleriyle birlikte, enkaz kaldırma çalışmasıyla birlikte oradaki fiziki gözlemden sonra o binaları yeniden oturulup oturulamayacağına karar vereceğiz. Tekrar söyleyeyim, Allah'a çok şükür herhangi bir can kaybı olmamıştır. Bu arada burada normalde kısıtlama olmasaydı pazar kurulacaktı. Yani pazar pazarını biz ilçemizde pazar olmayan perşembe gününü almıştık. Bugünkü kısıtlama dolayısıyla pazar da yoktu. İnşallah bunu bir bütün hemşehrilerimizin oturduğumuz binalarla ilgili risk durumuyla ilgili bir vesile saymak lazım. Biz daha önce de olduğu gibi Zeytinburnu Belediyesi olarak Valiliğimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte Zeytinburnu'ndaki yapıların güvenli hale getirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Hepinize geçmiş olsun. Karşı tarafındayım. Gürültüyle mi uyandık? Tabii. Gürültüyle uyandık. Çığlık sesiyle hemen bir kalktık dedik. Acaba ne oluyor dedik. Birden dışarı çıktığımız zaman binanın hemen yan yattığını gördük. Ama yan yatarken de toz duman içerisindeydi. Yani her taraf göz gözü görmüyordu. Bina dün boşaltılmış siz. Dün gece boşaltılanlar vardı. Tabii bundan daha önceden boşaltılma başlamıştı. Yani dün boşaltılmadı. Daha önceden de zaten böyle bir sıkıntısı vardı. Boşaltılmaya başlanmıştı. Dün de kalanların çoğu boşaltmıştı. Umarım diyoruz hani kalan inşallah içinde yoktur. O yönden de bizim en büyük kazancımız hem pazarın olmayışı hem de binanın önceden boşaltılmış olması bizi büyük bir felaketten kurtarmış oldu. Şimdi ben evde yatıyordum. Bir deprem oluyor sandım ilk başta. Sanırım yıkılırken bizim binaya bir vurmuş. Deprem oluyor diye aniden korkuyla birlikte aşağı inmeye başladım. Aşağı indiğim anda da bir yüksek bir sesi güp gibi bir ses geldi. Sonra işte her taraf toz bulutu oldu. Çok bir şeyler gözükmemeye başladı. Ben de bir 10 dakika öncesinden falan onun önünden geçmiştim eve girmek için. Orada oynayan çocuklar falan vardı ama çocuklar herhalde mahalledeymiş. Orada başlarına bir şey gelmemiş son duyduklarımıza göre. Dün akşam da işte çıtırdamalarından dolayı binayı tamamen boşalttıkları söyleniyor ama gündüz birisi bir şey almak için eve girmiş olabilir deniyor. Duyduğumuz kadarıyla komşularımızdan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.